Aksa Sigorta ile Her Şey Net başlıyor. Her Şey Net'e hoş geldiniz. Bu haftada dop doluyuz. İki üst düzey yönetici, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'le güzel bir sohbete imza atacağız. Ardından haftanın güzel mi güzel bir panoraması olacak. En güzel hareketleri sizlerle buluşturacağız. En güzel anları sizler için ekranlarınıza taşıyacağız. Ve sizlerle program çok daha keyifli, çok daha güzel oluyor. Sizlere de soracağız. Röportajımız var. Hazır mısınız güzel bir voleybol programına? O halde başlıyoruz. Her iki konuğum da eski birer sporcu, voleybolcu. Dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun en büyük olmazsa olmazlarından bir tanesi altyapı ağırlığı. Bu camia bana çok şey öğretti. Hep içimde şu vardı, yani ben bu camiaya borçluyum. Bu camiada bir şeyi göz ardı etmemek lazım. Vefa çok önemli. Tabii ki de ben. Ben susmuyorum ya, evet. Hem de deplasmanlarda önce bir ot tabağıyla gelir. Salata önemli. Salata ot tabağıyla böyle taze taze. Önce ottan sonra da etten beslenir. Bu kritik bir soru. Herkes sen diyecektir değil mi? Tabii ki. Romantik Emre. Hayır, tabii ki de. Yavuz Bey, bence biz Akif Bey'e hoş geldiniz diyelim. Ne dersiniz? Sanırım öyle yapmamız çünkü lazım. Çünkü İzmir'deyiz. Evet. Malatya'da kendisi bizi ağırladı. Galiba biz mi sizi ağırlayacağız bu sefer Akif Bey? Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de iki İzmirli'nin arasında olmaktan çok mutlu duyuyorum. Burada benden çok Yavuz Bey'in hatıraları ve anıları doğru var. Çünkü bu salonu görünce eminim ki ben nasıl Malatya'da duygulandıysam Yavuz Bey'in de burada duygulandığını gördüm. Duygulandınız mı Yavuz Bey? Yani duygulanma ötesine geçti. Bir, duygulanmak çok keyifli. Bir de şaşırdım. Çünkü sporcu olarak bu salona çıktıktan sonra o dönemki salonun koşullarının bugün neye dönüştüğünü görünce bir de çok gururlandım. Başkana ayrıca teşekkür ederim. Bir İzmirli olarak, bir voleybol sefer olarak gerçekten burası Voleybol Federasyonu'nun yarattığı çok büyülü bir atmosfer, bir voleybol salonu olmuş. Parantez burası açmak mükemmel istiyorum değerli izleyenler. Her iki konuğum da eski birer sporcu, voleybolcu. Aynı dönemde oynadınız mı? Evet, aynı dönemde. Aynı dönemde hatırlıyor oynadık. Musunuz? Ben hatırlıyorum, başkan hatırlamıyor. Evet. Şöyle ki benim... ben hatırlıyorum, başkan hatırlamıyor. Bunlar tehlikeli cümleler gibi sanki. Benim son yıllarım burada şu ortaya çıkıyor. Ben biraz daha kıdemli oluyorum. Ben bırakmak üzereyken, İstanbul'dan ayrılırken Yavuz Beyler oynuyordu. Tabii voleybol nereden nereye geldi? Buna bakmak lazım. Aksa Sigorta'nın bize bu kupa voleybolu verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani Malatya'da muhteşem bir erkekler çok serisinin olması. Oldu, evet, çok güzel bir final oldu. Herhalde ortalama seyirci rekoru kırdık falan da orada. Çok güzel dönüşler aldık. Başkan fark yaratmaya çok kendini adamış durumda. Gerçekten Türk sporunda fark yaratıyor. Ya bizim epeydir radarımızda. Yani biz aslında Voleybol Federasyonu'nun bütün bu gelişimini çok yakın takip ediyoruz. Türk voleybolu bambaşka. Yani yaşadıkça insanlar bunu görecekler. Türk sporunda çığır açılıyor. Başarı var. Bir ekol yaratılıyor. İşbirliği var. Takım ruhu. Yani hepimiz takımın üyesiyiz kavramı var. Hepimiz voleybolun bir parçasıyız kavramı var. Bize çok uyan kavramlar. Şimdi bu parametreler elbette doğru, haklısınız ama İçinizde bir voleybol sevgisinden gelen böyle bir bu işte olmalıyım hissiyatı oldu mu hiç? Yani açık itiraf. Burada sorunuz açık itiraf. Lütfen rahat rahat. Açık her itiraf şey net yapmam bu programda gerekiyor. Ben iyi bir voleybol severim. Ailemle beraber, eşimle, kızımla. Her hafta maça giden bir voleybol ne severim. Kadar bir kere ben voleybolu çok seviyorum. Oynadım ama benim oynadığım dönem tabii öyle çok
profesyonel diyebileceğimiz bir dönem değil. Benim açımdan değil. Ben amatör bir sporcuydum. İyi takımlarda da oynadım ama genellikle takımın tamamlayıcısıydım. Yani her zaman ilk plandaki bir oyuncu olmadım. İlk altı oyuncusu olduğum da oldu, olmadığım da oldu. Ama ben o camiayı çok sevdim. Benim hep içimde şu var. Ben iş hayatında, eğitimden sonra iş hayatında kendime göre belli aşamaları başarılı geçirdim. Voleybolun bana verdiği bir takım şeyler var. Yani bütün gençlere de bunu tavsiye etmem lazım aslında. Burası bir takım ruhu. Burada bir heyecan, burada bir duygu bütünlüğü, başarma, takım olma, yönetme, kriz yönetme, riski yönetme gibi kavramları biz aslında voleybol oynarken ben 13-14 yıl sürdü benim hayatım. Bunları öğrendik. Saygı duyma, karşıya saygı duyma, rakibe saygı duyma, alkışlama, antrenöre saygı duyma. Senden daha büyüklere, 2-3 yaş büyüklere biz abi dedik yıllarca. Şimdi abi kavramı pek o kadar değil ama yani bu camia bana çok şey öğretti. Hep içimde şu vardı yani ben bu camiaya borçluyum. Bu borcu bir şekilde geri ödemeliyim. Voleybol sever olarak ödüyorum, maça gidiyorum ama o değil. Başkan çok teveccüh gösterdi, bizim fikirlerimizi üstlendi, sahiplendi. Çok güzel bir işbirliği oldu. Ben sadece şöyle takdir ediyorum sizi. Yani spor sevginiz üst düzey yöneticiliğinizle birleştiğinde Akif Bey de takdir eder ki ortaya çok güzel şeyler çıkıyor, organizasyonlar şimdi çıkıyor. Şimdi bunu takdir etmemek mümkün mü? Bugün Türkiye'de çıkıyor. Bu kadar kamu kurumlarında bu kadar üst düzey yönetici olmuş çok voleybol camiasında yetiştirdiği kişiler var. Ama bugün ben Yavuz Bey'e örnek gösteriyorum. Ne diyor biraz önce? Biz diyor bu camiadan çok şey aldım, bu camiaya borçlu hissediyorum vermek. Bu düşünce bizim için yeterli. Çok önemli bir şey. Voleybol Federasyonu'nun bize ilham verdi. Bakın bize ilham verdi. Bu hani kavramlar çok duygusal gelebilir ama ben çok önemsiyorum. Çünkü Voleybol Federasyonu'nun yarattığı başarı yeni yeni anlaşılıyor. Sıfırdan gelmek, voleybol fabrikası kurmak, tüm Türkiye'de okullar açmak, antrenörler yetiştirmek, yabancı oyuncu ile yerli oyuncu dengesini kurmak. Bunlar Türk sporunda görmediğimiz şeyler. Yabancı antrenörleri bile Türk kültürünü adapte edebilmek. Yani bugün başarının içinde bu var. Global dünyaya entegreyiz. Buraya tabii ki yabancı oyuncu gelecek. Tabii ki yabancı sporcu gelecek ama onlar Türkiye'yi anladıklarında buranın fırsatlarını görüyorlar. Federasyon bu konuda çok başarı yarattı. Spor camiasından gelen insanların yöneticilik konusunda ayrı bir yerleri var. Yani futbolda bu çok tutmayabiliyor. Zaten örneklerini de çok görmeyebiliyoruz. Ama voleybolda o kadar güzel bir örnek oldunuz ki. Yani hem voleybolun içinden gelip hem de bu başarılara ortak olmanız. Sizce her branşta bu olmalı mı? Bunun avantajları neler? Yani siz bulunduğunuz konum açısından nasıl yanıtlarsınız? Şöyle, ben sadece voleybolun, bir voleybolcu olarak voleybolun içinden gelerek bu noktalara gelmedim. Ben Türk sporunun hemen hemen çok önemli 3 branşının da içinde bulundum. Ben Türkiye Futbol Federasyonu yöneticiliği de yaptım. Basketbolun 17 yıl takım sorumluluğu ve CEO'luğunu, genel sekreterliğini hepsini yaptım. Yani yöneticilik başka bir şey. Yani nereden gelirseniz, sporculuktan da gelseniz, sporculuktan gelmeseniz de bu yöneticilik, bu liderlik bu çok başka bir şey. Yani şu anlamda şunu belirtmek istiyorum ki bugün voleybolun yönetim şekli, Yavuz Bey çok önemli bir konuya değindi. Dedi ki biz bakış açımızda takım sporunun, Türk voleybolunun olimpiyatta olmasına inanıyoruz ve onu istiyoruz dedi. Bizim de projelerimiz ve hedeflerimiz arasında olimpiyat var. İşte 2019 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de. 16 yıl, 17 yıl aradan sonra Türkiye'yi aldık. Bugün nasıl diyeyim, yani burada biraz mütevazi olmak veya olmamak gibi bir aratısında kalıyorum ben ama şunu söyleyeyim, ben bugün Türkiye 2019 Avrupa Şampiyonası'nı Avrupa'da, SEV'de ve FIBB'de çok önemli bir güce sahibiz. Bir de öyle bir artımız var bizim. Biz sadece Türkiye'de bu değil, birkaç çok akıllı örnekler verdi Yavuz Bey'i. Tebrik ediyorum. Yani işte içimizden gelen birinin olması da bizi şevklendiriyor, bizi daha motive ediyor. Bugün dünyanın ve Avrupa'nın bu yılın dünya şampiyonluğunun MVP'si, Avrupa şampiyonluğunun MVP'si Türkiye'de oynuyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Dünya starları ve Avrupa starları Türkiye'de oynuyor. Ha bizim starlarımız da Avrupa'ya gitti mi? Gitti. Neslihan İspanya'da denedi. Bugün hala Neriman milli takım oyuncumuz, Yeliz bunlar Avrupa'da, dünyada oynuyorlar yani. Şimdi biz voleybolda yurt dışında olması veya yurt dışında olmasından daha önemli kaliteyi çok öne çıkartmamız lazım. Bugün voleybol camiasıyla birlikte
çok kaliteli bir cami olduğuna ben inanıyorum ve her zaman bunu geldiğim günden beri aynı şeyi söylüyorum. İçinde bulunduğum süre içinde de bunu tekrar ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Ama voleybol daha önemli yerlerde, daha önemli başarılar elde etmeli mi? Kesinlikle. Takım sporlarında, kulüpler bazında bakıyoruz. Bugün itibariyle, şu dakika itibariyle baktığımızda dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz. Bu çok önemli bir şey. Bundaki en önemli parametrenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani kulüplerin başarı bazı vardır ama sosyolojik bir yerde de duruyor muyuz? Mesela ben İzmir'de büyüdüm. Benim için mesela belli bir seviyeye kadar mutlaka bir voleybol okuluna bir gönderilirdi çocuklar, kızlar. Evet, evet. Onun acaba meyvelerini mi topluyoruz? Kesinlikle. Daha da arttırdık mı o mesela? O ve onun, siz benden önce davrandınız, o proje ve onun daha artısı ne olabilir'e geçtik. Bugün Türkiye'de fabrika voleybol. Evet. Demin Yavuz Bey'in bahsetti. 30 yerde fabrika voleybol kurduk. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Eğitim Bakanımızla ve Spor Bakanlığımızla üçlü bir protokol imzaladık. Bugüne kadar bu protokol 21 Kasım benim seçildiğim tarihin yıl dönümüydü. O güne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ilde okullarında salonu olan hiçbir salonda hiçbir takım sporunda veya federasyon temsilcileri bir saat daha antrenman yapamaz. O salonu kullanamaz durumdaydı. Ama bu salonlar kim için? Sadece o gün o okulda okuyan öğrenci için değil. Biz hepimiz aynı takımdayız. Yani öğrencisi de bizim takımda, federasyon da öğrenciyle aynı takımda. Biz bu birlikteliği sağladık. Bu protokol neticesinde bugün İstanbul'da 359 civarında olan takım sayımız, okullar da hariç, lise, üniversite takımları hariç, bugün bizim takım sayımız 359'dan bu protokolden bir ay sonra müracaatları aldık. Kaç oldu biliyor musunuz? Kaç oldu? 820 takıma çıktı. Bugün 820 takıma çıkan takım oyuncularının orada yetişmesi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun en büyük olmazsa olmazlarından bir tanesi altyapı ağırlığı. Bu altyapıya çok önem veriyoruz yani. Bu altyapı bizim için çok önemli. Bugün altyapılardaki Avrupa Balkanlar Şampiyonası'na baktığında daha benim takımlarımızın son birkaç yıldır derece almadan ülkemize dönmüyor. Her turnuvada, her organizasyonda. Ha, büyüklerin, A takımın, ablaların derecesi artık dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği gibi başarılar oldu. Bu başarıların yanında bizim altyapıdaki başarılarımız konuşulmaz hale geldi. Oysa ki çok önemli bir başarı. Bugün Türkiye'de okulu olan tek federasyonuz. Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi. Evet. Ve yurdu olan Bingöl Karlova'dan, Edirne Keşan'dan, Balıkesir Kepsut'tan. Bu ilçelerimizden dahi getirdiğimiz oyuncuları okutuyoruz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu camia iyi bir camia ama bu camiada bir şeyi göz ardı etmemek lazım. Vefa çok önemli. Evet. Benim önceliklerimden bir tanesi de bu. Hiçbir 2003 filenin sultanlarının hiçbir sultanı voleybolun dışında bırakmama gibi bir hayalim vardı. Ve bugün onu başardım. Hepsini başardınız. Emekli olanları topluyorsunuz. Nesli Hanım federasyonda danışmanlığı, diğer oyuncularımızın hepsinin dördüncü kademe antrenör olması, devrim niteliğinde bir talimat değişikliğiyle şimdi düşünebiliyor musunuz? Avrupa'da final oynamış ve dünya starı olmuş ve dünyada ve Avrupa'da bir numara olmuş voleybolun bize o günleri yaşatanların dışarıda olması. İşte Pelin'in milli takım menajeri olması, Bahar'ın yönetim kurulu üyesi olması. Yani bunları dışarıda bırakamayız. Yani Vefa güzel. Çok önemli. Şimdi belki bizi orta halli bir aile izliyor olabilir. Maddi durumu çok iyi olmayabilir. Çocuklarını spora yönlendirmek istiyor olabilir. Buradan ailelere çocukları yönlendirme konusunda nasıl bir yol yordam çizersiniz federasyon başkanı olarak? Mesela neler yapsınlar, nerelere gitsinler, nerelerden araştırma yapsınlar? Şimdi bu anlatmakla bitmeyecek projelerin içinde bu konuya değindiniz. Bugün Türkiye Voleybol Federasyonu 81 ilde voleybol spor okullarını bir dizayn getirdi. Bir güvence altına aldı. Artık önüne gelen herkes sadece para kazanmak amacıyla, ticaret yapmak amacıyla çocuklara spor okulu eğitimi veriyorum adı altında böyle bilinçsiz eğitim vermeyecek. Bunlar artık Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kontrolü altında, denetiminde olacak. Süper. Neden? Bu da artık talimat çıkarttık. Bunu çıkartan federasyonlardan biriyiz herhalde, bilmiyorum. Başka da yok zannediyorum ben açıkçası. Bakmadım, incelemedim, olmayabilir. Şöyle söyleyeyim. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir araştırması var. Bugün medyada da yer aldı. Ailelere, kız çocuğu olan ailelere soruluyor. Kızınızın hangi sporu, çocuğunuzun hangi sporu yapmasını istiyorsunuz diye. Bugün %50'nin, %60'ın üzerine çıkmış rekor bir talep ve katılım.
sadece voleyboldu. Şimdi geçtiğimiz hafta Malatya'da röportaj yaparken gerçekten sizi basın toplantısı öncesinde almıştım. Böyle sanki böyle sözünüzü kesiyormuş gibi göndermek zorundaydım. Saate bakıyorum, sizi ben buradan yine basın toplantısını göndermiş olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Hep beraber inşallah. Her şey net devam ediyor. Türkiye'de erkek voleybol takımıyla ilk kez sahaya birlikte çıkarak maç yapmış kadın voleybolcu kimdir? Neslihan Demir. Neslihan Demir demek istiyorum. Tabii bir fanı olarak onu söylemem gerekiyor. Damla Çakıroğlu mu? Damla Çakıroğlu. Neslihan Demir diye sallayacağım. Bunu sallamak zorundayım. Neslihan Demir demek istiyorum. Sabiha, Sabiha. Sabiha Fırat diyelim o zaman. Sabiha Fırat, doğru. Türkiye'de ilk kurulan voleybol takımı hangisidir? Fenerbahçe mi? Galatasaray. Beşiktaş. Galatasaray mı? Eczacıbaşı diyeyim, aklıma geldi. Eczacıbaşı. Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Eczacıbaşı Vitra. Fenerbahçe. Biz Beşiktaşlıyız. Fenerbahçe doğru cevap olsa bile biz söylemeyiz. O yüzden Oğlum ben Fenerliyim o kadar ya. Maalesef bu sefer olmadı. Voleybolda hangisi libero'nun özelliklerinden biridir? Saçını farklı şekilde yapması gerekliliği değil sanırım. Forması diğerlerinden farklıdır. Forması da farklı olmamalı diyebiliyorum. Pasörlerin galiba farklıydı. Forması farklıdır. Türkiye voleybolda ilk uluslararası resmi turnuvaya erkek milli takımıyla kaç yılında katılmıştır? 1900'lü ışık. Ben hiç katılmadı ki diyeyim ya. Sallıyorum evet. Ya 1070 değildir herhalde. 1071 Malazgirt Zaferi. Onu söyleyeyim. 1956. 1956 diyeyim o zaman. 1956. Tabii ki de ben. Ben susmuyorum ya, evet. Hem de deplasmanlarda önce bir ot tabağıyla gelir. Salata önemli. Salata ot tabağıyla böyle taze taze. Önce ottan sonra da etten beslenir. Bu kritik bir soru. Herkes ben diyecektir değil mi? Tabii ki. Romantik Emre. Hayır tabii ki de. Sen anlat. Programımızın hiçbir bölümünü diğerinden ayırmıyoruz ama bu bölümde heyecan ve dinamizm gerçekten üst sınırda. Hangi bölüm? Rally bölümü. Geliyor ekranlarınıza. Aksa Sigorta'nın katkılarıyla oyun Aksa. Kübra en çok blok yapan oyuncularından biri. Vakıf Bank'ın Gizem karşıladı. Cansu yükseltti. Kelsey Robinson, Bitsenko, Özge. 3 metrenin gerisinden Elizabeth Bailey, Kelsey Robinson arka alanda başarılı. Lönneke Slotjes'ten plase yetişiyor Muse. Rakip alana Lazic gönderdi. Gizem, Cansu, Kübra, Lazic, Özge, Gizem. Harika bir rally izliyoruz. Bir kez daha Kübra'ya doğru yükseltildi. Bir kez daha hücumda sayı alıyor Kübra. Yvonne Bellien. Andebalaz'ın topu içeri kaçırdı. Arelia, Yumay onun hücumu bloktan sekmişti top. Gizem Karadayı çevirdi. Meryem. Şimdi Humay. Arelia. Ondan Alessia'ya. Plase. Tipledi Aslı Kalaç. Rally devam ediyor. Çağla. Aslı Kalaç. Kesti İkbal. Bu kez Charlotte Lays. Havuza bıraktı. Mia Yerkol. Yvonne Bellien. Uzun bir rally sevgili seyirciler. Çağla. Meryem'e döndü. Meryem vurdu. Humay'dan top dışarı gitti. İkinci set Beşiktaş 0 hatayla oynamış. Galatasaray 25 sayıyla oyuncu üzerinden bulmuş. Meryem Jackson 7'şer sayı, Hamdi'den de 6 sayı. Yumay. Şimdi Meryem. Blok üzerinden vurdu Meryem. Çıkardı bunu Mia Yerkov. Alessia. Açısı kalmamıştı. Yine de mükemmel vurdu Alessia. Avantaj topunu da getirdi takımına. Alessia top arkasında, havuza plase, yine avantaj topu Beşiktaş. Arelia, Mia Yerkov'u buldu Mia Yerkov. Aksa Sigorta'nın katkılarıyla oyun Aksa. Hanginiz evinizde daha değerli toplusunuz? Tabii ki de ben. Ben çünkü bilmiyorum. Normalde insan belli bir zamandan sonra herhalde şeyi taşıyormuş, yükselen burçlarını. Benim Başak
Ben böyle hani bana yardımcı geliyor arada bir. Onun dışında da ben 3 defa 4 defa evi temizledim oluyor, kedi köpek. Ondan sonra çok kıl oluyor çünkü. Aslında ben de yükselen başağım ama herhalde Koç burcu olmamdan dolayı mı artık bilmiyorum. Ulaş abiyle aynı odada kalıyoruz. İlk girer girmez şey diyorum, Ulaş abi. Derli toplu olalım lütfen. İlk bir saat, sonra ikinci saat her yer dağınık. Şey her yerde. Aynen. Ama Ulaş abinin çanta her zaman derli toplu. O yüzden Ulaş abi diyorum. Hanginiz daha çok konuşur? Ben... Yine Ulaş Şakıyak. Ben susmuyorum ya. Evet. Dışarıda çok konuşmuyorum değil mi aslında? Yok, dışarıda da konuşuyoruz. Dışarıda mı? Dışarıda. Ama odadayken bir susmama halim var. Aynen, aynen. Hanginiz daha çok yemek yer? Sen. Tabii ki sen. Evet. Beslenmeme falan çok dikkat ederim. Genelde de öyledir yani. Sporda zaten 3 şey çok önemli. Beslenme, dinlenme ve iyi antrenman. Onu da uyguladığımı düşünüyorum. Yani yemek güzel. Ben söyleyeyim şimdi. Emre deplasmanlarda önce bir ot tabağıyla gelir. Salata önemli. Salata ot tabağıyla böyle taze taze. Önce ottan sonra da etten beslenir. Emre iyi yiyor, güzel yiyor evet. 2-3 kişilik yiyor yani. Hanginiz daha iyi giyiniyor? Ya bu kritik bir soru. Herkes ben diyecektir değil mi? Tabii ki. Kötü girdin. Şimdi evet, o da takip ediyor, ben de takip ediyorum. Birkaç özel yerlerimiz var böyle sosyal medyadan. Modayı takip ediyoruz açıkçası. İkimiz de çok dikkat ediyoruz giyinmeye bence. Hanginiz daha hırslısınız? Yani hırs konusunda daha evet. Bence yani hırsın da sonuçta bir duygu olduğu için bence çok belli, başta bir şey söyleyemeyeceğim ama Emre çok hırslarını belli ediyor. Emre çok dışa dönük yaşıyor yani. Sen de ediyorsun aslında. Ediyorum ama ikimizi ben kıyaslarsak bence sanki Emre daha dışarıya dönük yaşıyor yani. O heyecanını ben görüyorum çünkü bazen çok da hoşuma gidiyor böyle. Kızdırmak da hoşuma gidiyor Emre'yi. Vallahi hani söylüyorum artık bunu. Bazen bilerek kızdırıyorum ki onun enerjisini alayım diye. Çok hoşuma gidiyor böyle hani kendini sıkıyor, bağırıyor, çağırıyor. O beni çok çok tetikliyor maçta. Hanginiz daha iyi servis atar? Aa Emre. Servis? Emre. Yani ben mi diyeyim? Tabii ki. Aa, yanlış dedim ama aslında. Tabii ki. Servis ya aslında servis biraz da özgüvenle alakalı. Şimdi Ulaş abi filo servis attığı için ya o da çok iyi servis atıyor tabii ki ama benim kaçırma riskim daha fazla. O yüzden de tutturduğumuz zaman atıyoruz tabii. Öyle bir şey var. Evet, evet. Tutturmadığımız zaman çok kaçırıyor. Yani evet, riski yüksek ama yine de bence yüzdelik oranı iyi yani. Emre'nin evet, bir de pilot gibi gelir hani buradan terimleri bilen bilir. Smart servis ama pilot gibi vurur yani. Abi burada bir şey yapmayalım da karşı takımlara. Evet abi buradan yani. Rakiplerimize. Hanginiz daha romantik? Romantik Emre. Hayır sen de. Sen anlattın. Ya ben yeri ve zamanı geldiğinde tabii ki romantik olmaya çalışıyoruz ama çok da hani böyle light erkek değilim yani öyle söyleyeyim. Ya benim bir kızım var. Onun enerjisi falan çok enteresan. Böyle onunla ilgili ben birkaç level daha yukarı attığımı düşünüyorum böyle romantizm konusunda. Çünkü birbirimize çok aşığız gerçekten, böyle küçük sürprizler falan yapıyoruz. Bu her yere de yansıyor bence. Ben çok seviyorum. Hanginiz daha önce voleybolu bırakır? Ya yine ben. Ama bu çok kötü bir... Ya o aslında yani çok hani şey değil. Tabii bu yaşamla ilgili ileride ne göstereceğini kimse bilemez. Tabii, uzun tabii, yıllar doğru. Oynayabildiğimiz kadar oynamak istiyoruz tabii. Ulaşan bence de. Nasıl bıraktığı önemli. Evet. Yani evet. Mutlu bir şekilde artık doymuş böyle bir şekilde. Güzel bir şekilde bırakmak. En güzel bir yerde bırakmak. Şampiyonluklar evet, böyle. Yani, Şampiyonlar Ligi. Evet. Değil mi abi, inşallah. İnşallah herkese onu nasip etsin. Yani herkes böyle güzel bir şekilde, sakatlıksız bir şekilde sporundan veda etsin. Elbette güzel anları hep ekranlarınıza getiriyoruz. Ama bir nebze de sanki hataları sevdiriyor gibiyiz. Öyle değil mi? Hatalar bölümüne gidiyoruz. Kaderi değiştiren o anlar geliyor ekranlarınıza. Aksa Sigorta'nın katkılarıyla dert varsa derman Aksa. Serviste Charlotte Lace. 11-10 Beşiktaş üstünlüğü. Hümayi servisi karşıladı orta hücumu. Yvonne Delian topu öldüremedi. Şimdi Meryem. Plase bu arada file hatası. Kalaç. Humay manşeti açık. Mia Yarkov tekrar Humay. Humay blok out. Meryem Bol servisi kullanıyor.
Humay. Hücumu Humay yapacak şimdi. Humay bloktan sonra Mia Yerkov. Önce Humay'dan sonra Mia Yerkov'dan sekti. Bir blok sayısı var Çağla'nın. Arelia. Mia Yerkov bir süre bekledi. Bloğun düşmesi için. Ama yine de topu öldüremedi Mia Yerkov. Aslanık pası. Top çıkıyor ayaklı müdahale. Blokta da başarı var. Koray fileye temas. Enes Jovović. Gayet bir sert smaç. Ljubiric. Hakkı Çapkınoğlu. Ve sayı Halkbank'ın. Enes Jovović. Evet, hatalı bir pas. Aksa Sigorta'nın katkılarıyla dert varsa derman Aksa. Değerli izleyenler, biz bu programı hazırlarken gerçekten çok keyif aldık. Güzel bir şekilde de sizlere programı derlemeye çalıştık. Maalesef bizlere ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aksa Sigorta ile her şey neti izlediniz.